Ara yönleri belirten kelimeler, somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler, ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler, ses olayı olan birleşik kelimeler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şekilde verilen bitişik yazma kurallarından hiçbirine uygun bir örnek kullanılmamıştır? A. Evin güneş almasının yanı sıra pek çok artısı vardı. Burada verilen kurallardan herhangi bir tanesi örneklenmemiştir. B. Niyeti yaşlılar için bir bakım evi açmakmış. Burada ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimelerin bitişik yazılacağı kuralı örneklenmiştir. C. Buralarda rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Burada kuzeydoğudan ifadesini görüyoruz. Ara yönleri belirten kelimelerin bitişik yazılacağı kuralı örneklenmiştir. D. Maaşı az bulduğu için iş teklifini reddetti. Burada reddetti sözcüğünü görüyoruz. Ses olayı olan birleşik kelimelerin bitişik yazılacağı kuralı örneklenmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Orhan Şaik Gökyayın, Bu Vatan Kimin, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine ve Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiirleri, milli ve manevi değerlere bağlılık, tarih sevgisi, kahramanlık gibi temaları işleyen edebiyatımızın çok beğenilen şiirleridir. Bu cümledeki yazım yanlışında aşağıdaki yazım kurallarından hangisine uyulmamıştır? A. Eser adlarından sonra gelen tür adları küçük harfle başlar. B. Cümleler büyük harfle başlar. C. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. D. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde veya lakap yerine kullanıldığında büyük harfle başlar. İncelediğimizde cümleyi eser adlarından sonra gelen tür adları küçük harfle başlar kuralına uyulmamıştır. Çünkü şiirleri ifadesindeki ş'nin küçük olması gerekiyordu. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerde kısaltmalara gelen eklerin yazımı ile ilgili olarak yapılan yorumlarından hangileri doğrudur? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 3 ve 1, D. 1, 2 ve 3. Yorumlara göre inceleyelim. 1. Birinci cümlede ek Y şeklinde yazılmalı. Bakalım. 1. Sözcüğün doğru yazımını T, D, K'ye sorup öğrendim. Evet, buradaki ekin Y şeklinde yazılması gerekiyor. 2. Yazımların ikisi doğru, ikisi yanlıştır. Bakalım. TDK'ye ifadesi yanlıştır. MEB'in ifadesi doğrudur. TVD şeklinde yazılmalıydı. Yanlıştır. LÖSEV'e yazımı doğrudur. Evet, yazımların ikisi doğru, ikisi yanlıştır. 3. Dördüncü cümlede kısaltmaya gelen ekin yazımı doğrudur. Bakalım. LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum dedi. Evet, burada kısaltmaya gelen ekin yazımı doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. 26 Haziran 2018 tarihi itibariyle TDK Başkanlığı'nı yürütmek üzere görevlendirilen Profesör Doktor Mustafa Sinan Kaçeli'nin Marmara Üniversitesi'ndeki asli görevine döndürülmek üzere görevinden alınmasına karar verildi. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri. Evet, bununla ilgili herhangi bir yanlışlık yoktur. B. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Evet, burada bir yanlışlık vardır. Haziran'ın H'si büyük yazılmalıydı. B. Bulunma durum eki Dağ D'nin yazımı. Evet, burada yanlışlık vardır. Resmi gazetede ifadesinde bulunma hal eki şeklinde değil de bağlaç olan D şeklinde yazıldığını görüyoruz. D. Kurum, kuruluş ve kurul adları. Bununla ilgili de bir yanlışlık vardır. TDK başkanlığını derken başkanlığını ifadesinde B harfinin büyük yazılması gerekiyordu. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A. Kopya çeken bir öğrenci hak çiğnemez mi? Burada kopya sözcüğün yazımı yanlıştır. Kopya şeklinde yazılmalıydı.
B. Parktaki dinozor heykellerini gördünüz mü? Burada dinozor sözcüğünün yazımı doğrudur. C. Egzozlardan çıkan duman da sağlığı tehdit ediyor. Egzozlardan sözcüğünün yazımı doğrudur. D. Papuçlarını yalayan köpeğe acıyarak baktı. Burada papuçlarını sözcüğünün yazımı doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Hiç unutmamak gerekir ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Onun için de bu 5 halkadan oluşan zinciri ayrı ayrı göreceğiz ve bizi başarıya nasıl ulaştıracağını anlayacağız. Bu metindeki yazım yanlışının nedeni aşağıdaki kurallarının hangisine uymamaktan kaynaklanmıştır? A. İkilemeler ayrı yazılır. B. Bağlaç olan D ayrı yazılır. C. Cümle büyük harfle başlar. D. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Verilen cümleyi incelediğimizde içinde ifadesinde yer alan D'nin yanlış yazıldığını görüyoruz. Çünkü bu D bağlaç olan D'dir ve ayrı yazılmalıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Metni oluşturan numaralanmış cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim. 1. Halun Tener'in Keşanlı Ali Destanı 1962'de yazılır. Burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. 2. Önce İstanbul Operası'na, sonra Devlet Tiyatrosu'na sahnelenmek üzere verilir. Kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yazım yanlışı vardır. 3. Eserin müziğinde değişiklik yapılması teklif edilince yazar oyununu geri çeker. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yoktur. 4. Haldun Taner'in bu konuda taviz kabul etmemesi oyunun sahnelenmesini 2 yıl geciktirir. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A. Rastgele olur mu ki şu sanat eserleri, kör ve sağır tabiat nasıl döşer yerleri? Burada rastgele ifadesinin yazımı yanlıştır. B. Bir gözün diğerine itiraz eder mi hiç? Kardeşin veya dostun sanki gözün gibidir. Burada mi sor edatının yazımında yanlışlık yapılmıştır. Ayrı yazılması gerekiyordu. C. Yardımsever elleri birbirine kenetli, sevdiğine gül sunan dilber olur sepetli. Burada birbirine ifadesinin yazımı yanlıştır. Bitişik yazılması gerekiyordu. D. Her eşyaya bakarak taklit et bu erleri. Sana hedef gösteren yolda izin gibidir. Burada herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Evlerine güpegündüz saat bir de hırsız girmiş. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sayıların yazımı, B. İkilemelerin yazımı, C. Pekiştirmelerin yazımı, D. Bağlaçların yazımı. Burada güpegündüz ifadesinin yazımı yanlıştır. Güpegündüz ifadesi bir pekiştirmedir. Bitişik yazılmalıydı. Cevabımız C seçeneğidir.